Tavam ısınırken size biraz kuyruk yağından bahsetmek istiyorum. Kuyruk yağsız ciğer bence olmaz. Yani kesinlikle vazgeçilmezidir. Tavama biraz zeytinyağı koyacağım. Çok fazla ısınmasına zaten gerek yok. Küçük küçük doğradığımız kuyruk yağlarını içine koyuyorum. Normalde yarım kilo ciğer kullanıyorsanız yarısı kadar her zaman kuyruk yağın içinde olması gerekiyor. Bu şekilde kavrula dursun. Şu şekilde bu boyut çok ideal bir boyuttur. Bir tane soğan alıyorum buradan. Hatta iki tane alalım. Bakarız duruma göre bir ya da iki. Normalde ben sebzeleri her zaman size söylüyorum, diri seviyorum. Diri sevdiğim için de sonradan atıyorum. Eğer siz ölmesini istiyorsanız soğanların, bu aşamada yağla beraber kavurabilirsiniz. Küçük bir salata yapacağım yanına. Nefis bir lavaşla süsleyeceğiz, tazecik olacak. Kuyruk yağı yavaş yavaş erimeye başladı, renk değiştirmeye başladı. Biraz daha böyle kıtır kıtır olmasını istiyorum. Bunlar burada ciğer için beklesin. Ben de aynı zamanda salatam için soğanlarımı hazırlayayım bir yandan. Küçük, çok basit ama bir o kadar lezzetli bir salata yapacağız yanına. Şöyle minicik. Bunları doğradıktan sonra biraz yıkayacağım bol suyla. Oo, çok güzel. Ateşin altını kesinlikle kısmayacaksınız. Yüksek ateşte bu şekilde. Bunlar çıtır çıtır olacak. Arzu ederseniz bunları aynı gene bu şekilde una bulayıp da kızartabilirsiniz. O zaman da adı Arnavut ciğeri oluyor. Ben salatam için hazırlıklarıma devam ediyorum. Bunları bir tel süzgeci alacağız. Güzelce yıkayacağız. Şöyle dolduruyorum. Ara ara kontrol edin. Özellikle dediğim gibi yağ miktarı için ama zaten çok kısa sürede pişecektir. Dediğim gibi son aşamada bakacağız. Eğer yağ fazla geliyorsa tel süzgeçle yukarıdan toplamaya başlayacağız. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi mühürlendi. Bu aşamada ciğerlerim asla su kaybetmez. İçleri yumuşacık. Ben soğanlarımı yıkıyorum. Bu şekilde ovalayarak yıkarsanız dediğim gibi kırmızı soğan için biraz erken bütün acısını almış olursunuz. Şöyle temiz bir kabada koyarsanız süzülsün. Orada biz de devam edelim. Gözünüz her zaman ciğerinizde olsun. 3-5 dakikaya zaten hazır olacak. Ben orada birkaç tane biber doğramak istiyorum. Tamamıyla kabaca sevdiğim için ekliyorum. Eklemeseniz de olur. Ben çok sevdiğim için ekleyeceğim. Bu arada tekrar bakalım. Nar gibi olmaya başladılar. 1-2 dakikaya altını kapatacağım. Şimdi birazdan içine biberlerimi koyacağım. Şimdi biber salçası çok seviyorsanız sadece biber salçası. Tadını seviyorum ama biraz daha yumuşak olabilir diyorsanız birazcık da domates salçası ekleyebilirsiniz. Ben her ikisini de çıkardım ama sanırım tamamıyla biber salçası kullanacağım. Şuradan bir kaşık yardımıyla. Çok güzel kokuyor. Şu dursun, domatesten vazgeçtim. Sadece biber salçası kullanacağım. Şöyle yaklaşık yarım yemek kaşığı, birkaç dakika bile değil, kavuracağız. Evet. Gördüğünüz gibi yağ rengini vermeye başladı. Burada biraz tavamın altını kısıyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Bu kısık ateşte ölürken ben hemen küçük bir kaba salatamı hazırlayacağım. Az önce soğanlarımı yıkamıştım. Suyu da süzülmüş. Bunu olduğu gibi buna koyuyorum. Şunu şöyle doğrayacağız. Biraz ortalığı kirletmemizde bence hiçbir sakınca yok. Bunu da koyduk içine. Bu tam sokak kültürüne uygun bir ciğer. Biraz zeytinyağı koyacağım. Ve tabii ki acı. Biraz tuz. Biraz karabiber. Bolca acı koyuyoruz içine. Evet, soğanlarım istediğim dirilikte. Hemen biberlerimi de ekleyeceğim içine. Bunları da çok hafif böyle 1-2 tur çevireceğiz. Biraz tuz. Salataya tuzu koyduk, buraya koymayı unutmuşuz. Biraz karabiber. Evet Naci abi, hadi gel de yarışalım bakalım seninle. Senin tarifinle sana meydan okuyoruz. Sebzelerim diri.
olmasını istediğim gibi. Nefis bir karamelize sos oluştu içinde. Bunu tamamen lezzeti arttırmak için içine koyacağım. Evet, bu da hazır. Hadi bakalım birleştirelim. Şu şekilde tek kişilik bir porsiyon olarak hazırlıyorum. Bu şekilde. İnanın orijinalinde de böyle servis yapılıyor. Kendim için ayırdığım biberimi de koyuyorum. Şöyle dursun. Tadına bakayım. Nefis.